Beka, Bahçeli, Erdoğan, koltuk aşkı, Muharrem İnce Kütahya'da Cumhur İttifakı'nın beka şifresini çözdü. Muharrem İnce yaptığı konuşmasında belediye başkanının görevi ne olabilir? Belediye başkanının görevinin ne olduğunu herkes biliyor. Muhtarın görevini de herkes biliyor. Bu yerel seçimdir. 2002 yılında Türkiye'nin beka sorunu var mıydı? Hayır, yoktu. Zaten bu yerel seçim. Fakat bekanın şifresi şu ki, Bahçeli, Erdoğan, koltuk aşkı. Dolayısıyla beka sorunu diye bir şey yok. Bu seçimlerde AKP'ye oy veren cennete gider diyorlar. Cennete gitmek için Sırat Köprüsü'nden geçmek gerek. Sen Allah'ın köprüsüne ne karışıyorsun? Kütahya'dan motosikletle bindiniz, Yalova'ya geldiniz. Oradan da Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiniz. Geçerken de 72 Türk lirası ödediniz. Daha iki ayrı köprü var. Birisi Süleyman Demirel'in yaptırdığı köprü, diğeri de Turgut Özal'ın yaptırdığı köprü. Her ikisinden de 3,5 Türk lirası ücret alınıyor. Tayyip'in köprüsünden 72 Türk lirası alınıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında Demirel'in ve Özal'ın yaptırdığı köprülerden ücret alınmıyor. Ama Tayyip'in yaptırdığı köprüden 72 Türk lirası alınıyor. Evvela sen insanlardan yaptırdığın köprüden para alma. Allah'ın köprüsüne ne karışıyorsun dedi. Muharrem İnce konuşmasında şöyle devam etti. Beka sorunu olarak BEKA bunu aç diyorsanız onu açalım. Bahçeli, Erdoğan, koltuk, aşkı. Beka bu. Beka bu. Beka sorunu derken dünyanın en güçlü devleti Amerika Birleşik Devletleri. Acaba bir sorun mu var? Yani bizi işgal edecekler de bizim haberimiz mi yok? Eğer öyleyse damatlar her hafta görüşüyor. Trump'ın damatıyla bizim sosyete damat. Her hafta görüşüyorlar, işi bağlayamamışlar. Peki İçişleri Bakanı PKK'nın belini kırdık dedi. Türkiye içinde 750 terörist kaldı dedi. 750 terörist mi bize beka sorunu yapacak? Yani ordumuz güçsüz mü? 750 teröristle baş edemiyor mu da beka sorunu var? Eğer ordumuz güçsüzse söylesin bize, hepimiz askere gidelim, hepimiz gidelim.